88'de başladım. 34 yıl aynı gazetede devam ediyorum. Zengin toprakların fakir insanları olmayı hak etmiyoruz. Yani ben ne kadar tarıma sahip çıktıysam, insanlar da benim kitaplarıma o kadar sahip çıktılar. Tarımın içine doğdum aslında zaten. Ve biraz daha da büyüyünce köyde şöyle derlerdi, bu çocuk okursa adam olur, hani bu tarım işlerini çok fazla yapamıyor, bu işler zor geliyor gibi. Ama İzmir'i o kadar çok sevdim ki, bu daha sonra benim tarım hikayemde de çok önemli bir yeri oldu İzmir'in. Çünkü İzmir'den İstanbul'a gitmediğim için ben tarım yazarı oldum aslında. Ne yaptıysam bu, ben tarım hikayemde hep çiftçiye, üreticiye, ülkeye, ülkenin ihracatçısına, sanayicisine katkı sunmuşsa tabii ki bundan büyük mutluluk duyarım. Ben Tunceli'de doğdum, bir köyde doğdum ve ilkokulu orada okudum. Daha sonra ortaokul ve lise için Ankara'ya gittim. Benim yaşadığım yerde çiftçilik gerçekten hani eski çağlardaki gibi çok zor şartlarda yapılıyordu. İşte orakla biçilirdi buğdaylar, arpa. Ben de aileme yardım ederek, orada çalışarak öyle tarımın içine doğdum aslında zaten. Biraz daha da büyüyünce köyde şöyle derlerdi, bu çocuk okursa adam olur, hani bu tarım işlerini çok fazla yapamıyor, bu işler zor geliyor gibi. Elimden gelen çabayı gösteriyordum ama herhalde o zaman çok cılızdım, o yüzden de çok fazla tarla işlerinde herhalde çok iyi durumda değildim. Ama takdir edersiniz ki Anadolu'da o dönemlerde hani bir aile ne kadar kalabalıksa o kadar güçlü, ne kadar çok çocuk varsa o kadar daha fazla ekim biçim yapan bir aile, bir ekonomi dönüyordu. Dediğim gibi hani çocukluğumda tabii ki tarımın içinde doğdum. Daha sonra ilkokuldan sonra da köyde okudum. İlkokuldan sonra bir yıl ara verdim. Genelde liseden sonra ara veriliyor. Ben ilkokuldan sonra bir yıl ara verdim. Çünkü köyde ortaokul yoktu. Ailemin de hani durumu beni başka bir ilde ortaokula götürecek şey yoktu. Çünkü abim Elazığ'da amcamların yanında okuyordu. Ve bir yıl sonra diğer bir abim, abi bizde çok, o Ankara'da işe girince onun yanına gelip başladım ve Ankara'da ortaokulu, liseyi bitirdim. Sonra da İzmir'e geldim. Her yaz üniversite 3. sınıfa kadar her yaz yine okullar tatil olunca köye dönüp babama yardım ederdim. Tarlada çalışırdım. Ben 1983'te İzmir'e geldim. O yüzden böyle bir arayışlara girdim. Ne yapabilirim? Yani okulun bana çok fazla bir şey vermeyeceğini düşündüm. İyi hocalar hepsi ya üniversiteden ayrılmıştı ya kimisi cezaevindeydi veya başka yerlerde. Yani üniversitenin öğretim kadrosu da çok böyle bildiğimiz kadro gibi değildi. 3. sınıftayken çalışmaya başladım. Hüseyin Yurttaş, İzmir'in en tanınmış şairlerinden, onun çıkardığı bir Dönemeç dergisi vardı. Hani gazetecilikte yayınlanmış ilk röportajım benim Genco Erkal'la. Genco Erkal o dönemde Yalınayak Sokrates diye bir oyun sergiliyordu ve bunu Efes Antik Tiyatro'da da oynamak istediler fakat izin verilmemişti. Ben de o ekiple birlikte Efes'e gitmiştim. Dönüşte de otobüste Genco Erkal'le bir röportaj yapmıştım. O zaman At filminde oynamıştı. Çok gündemdeydi. Ve Dönemeç Dergisi'nde yayınlandı. Aslında yayınlanmış ilk baskılı röportajım benim o. Daha sonra da ben Ankara Haber Ajansı'na başladım. O dönemde Ankara Haber Ajansı'nın temsilcisi Tülay Cengiz, o hamile olduğu için haberlere gidemiyor. Ben bir anda işte burada bir ara seçim olmuştu. Erdal İnönü'nün ilk kez aday olduğu, milletvekilliğine aday olduğu seçim. O seçimde de Erdal İnönü'yü, işte Bülent Ecevit, o zaman yani İzmir'e gelen bütün liderleri izleyen, henüz üniversitede öğrenciyken, yani gazeteciye böyle çok üst düzeyde başlamış oldum. Sonrasında okul bitince Dünya Gazetesi'ne 1988'de başladım. Aslında benim istediğim daha çok politika muhabirliğiydi. Politikayı sevmiştim o anlamda. Ama Dünya Gazetesi'ne burada başlayınca orada devam ettim. Önce stajyer muhabir olarak başladım. Daha sonra haber müdürlüğü. Ondan sonra da o arada tarım yazarlığı 1996'da Nezih Demirkent'in önermesiyle. Daha sonra da temsilcilik de yaptım. Şu anda da hala devam ediyorum. Yani 1988'de başladım. 34 yıl aynı gazetede devam ediyor. Ben Ankara'dan İzmir'e geldiğimde, liseden üniversiteye geldiğimde birinci dönem bütün hedefim Ankara'ya geri dönmekti. Çünkü İzmir'e daha önce hiç gelmemiştim. Bu nedenle de not ortalamamı işte 80 tutturup Ankara'ya geri döneceğim diye gelmiştim. Ama İzmir'i o kadar çok sevdim ki bu daha sonra benim tarım hikayemde de çok önemli bir yeri oldu İzmir'in. Çünkü İzmir'den İstanbul'a gitmediğim için ben tarım yazarı oldum aslında. Dünya Gazetesi'ne başladım. Bir hafta 10 gün geçtikten sonra gazetenin sahibi Nezih Bey'le, Nezih Demirkent'le yüz yüze ilk kez tanıştım. Nezih Bey'in hep istediği benim İstanbul'a gitmem. Yani gazetenin merkezi İstanbul. Sen İstanbul'a gel demişti. Ben de İzmir'den ayrılmak istemediğim için sürekli bunu erteliyorum. İşte askere gidip geleyim ondan sonra. Daha tam alışamadım falan. En sonunda 1996'da Nezih Bey dedi ki anlaşıldı, sen İstanbul'a gelmeyeceksin, bizi oyalıyorsun. Ben senin köşe yazmanı istiyorum dedi. Ben müthiş sevindim yani köşe yazarı olacağım diye. Tarım yazacaksın dediğinde de açıkçası ben şok oldum. Çünkü o zaman gazetede tarım bu kadar konuşulmuyordu, yer almıyordu. Yani biz İzmir'de gazetecilik yaptığımız için üzüm, incir, pamuk, tütün bu tür haberleri yapıyorduk ama gazetenin böyle düzenli bir tarım sayfası ya da öyle bir şey yoktu, ortam yoktu. Diğer gazetelerde hiç yoktu neredeyse. Tabii tarım deyince ben yazayım ama kim okuyacak diye böyle bir karşılık verdim. Nezih Bey onun üzerine bana uzun uzun tarımı anlattı. Yani tarımın ne kadar önemli olduğunu, tarım gerçekten gelecekte çok daha önemli olacak. Sen bu alanda uzmanlaşırsan yarın öbür gün herkes sana danışır. Gazeteye bir şey olursa bir tarım mecmuası çıkarır, ekmeğini oradan kazanırsın deyip beni hani ikna etti diyemeyeceğim çünkü Nezih Bey deyince yapmamak olmazdı. Ama hani ben de evet tarım konusuna sıcak bakmaya başladım. Hatta o zaman bir tek Sadullah Usumi vardı Cumhuriyet Gazetesi'nde, Çiftçi Dostu adıyla yazılar yazıyordu. Nezih Bey dedi ki Sadullah benimle aynı yaşta, yarın öbür gün ölse tarımı yazacak kimse kalmayacak. Sen bu alanda eğer uzmanlaşırsan hani tarımı bilen birisi olarak kendine meslekte de iyi bir yer edinirsin diye. Ve Nezih Bey ne dediyse hepsi oldu gerçekten. 1996'da Temmuz'da başladım ben tarım yazmaya. Hani tarım hikayem çok önce başlamıştı ama tarım yazarlığı hikayem böylece 1996 Temmuz ayında başladı. İlk başladığımda herhangi bir gün ya da şey yoktu, yayın periyodu yoktu. Ben yazıyı yazıp gönderiyordum. Gazetede ne zaman boş bir yer varsa öyle kullanılıyordu. Fakat kısa bir süre sonra Nezih Bey beni İstanbul'a davet etti. Dedi ki artık yazıları düzenli yapalım. Gazetede düzenli olarak yer alsın. Tarım ilgi görüyor. Hatta sayfayı bile bana sordu. Hangi sayfada yer almasını istiyorsun diye. Nezih Bey de o zamanlar Salı Yazıları diye medya üzerine çok etkileyici yazılar yazıyordu. Ben Salı Yazılarının tam karşısındaki sayfayı, daha doğrusu Salı günü dedim. Salı günü yayınlansın diye. Neden Salı günü dedi? Ben dedim sizin yazılarınız var. O gün gazete çok farklı okunuyor. Tamam dedi. Ben geldim. Sonra bir sonraki salı baktım. Nezih Bey benim yazımı kendi salı yazısının tam karşısına koymuş. Yani onu okuyan hemen benim yazıyı da görmüş olacak. Böylece artık haftada bir düzenli olarak yazmaya başladım. Ben tarım yazmaya başladığımda Dünya Gazetesi bir kez Anadolu'da hani özellikle tarım kesiminde çok tanınmıyordu. Bu nedenle ben bir haber yapacağım zaman önce arayıp gazeteyi anlatıyorum. Yani ben Dünya Gazetesi'ne yazıyorum diye. Çoğu bilmiyor veya şey olarak soruyordu. Kendimi anlatıyorum. Sonra onun sorununu dinleyip bunu gazeteye yazıyorum. O gazete çıktığında ona postayla gazeteyi gönderip ben sizi yazdım bakın falan diye. Böyle bir yıl inanılmaz zorlandım. Çünkü kimse beni tanımıyor, gazeteyi çok fazla bilmiyorlar. Fakat daha sonra Dünya Gazetesi özellikle bürokraside çok iyi takip edildiği için bir süre sonra bu geri dönüşler başladı. Birçok kişi işte arayıp beni, ya siz yazınca Ankara'da gazeteyi okuyorlar çok, İşte biz pamuk parasını alamadık, bizim bu derdimizi yazabilir misiniz? Fındık paraları ödenmiyor, siz yazabilir misiniz diye. Böyle geri dönüşler olunca giderek tarım konusunda hem ben daha rahat yazmaya başladım, hem de sektörle, o insanlarla, haber kaynaklarımda daha iyi diyalog kurmaya başladım. Bunun da özellikle o dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapan Yalımerez'in çok büyük katkısı oldu bana. Hatta bir toplantıda, Giresun'da fındıkla ilgili bir toplantıda şunu söylüyor: ya biz fındıkla ilgili sorunları biliyoruz ama siz niye bunu Ali Ekber Yıldırım'a söylüyorsunuz, adam bizi rezil etti falan diye. Hani o üreticiler açısından müthiş bir şey. Ha, demek ki bunlar takip ediyor. Eğer Ali Bey yazarsa daha kolay bakanlığa ulaşabiliyoruz diye. Ve bu sefer şey başladı. Ben haftada bir gün yazıyorum ama bu arada haberler de yazıyorum. Fakat işte şikayetler başladı. İşte hep fındık yazıyorsun, pamuk yazmıyorsun. Yok pamuk yazıyorsun, hayvancılık yazmıyorsun diye. Çünkü sektörde başka da tarım yazan pek yok. O yüzden bu sefer şey akmaya başladı. Yani haberler bana gelmeye başladı benim habere gitmemden öte. Şimdi ilk yazı çıkacak. Gün belli değil. Ben bilmiyorum çok fazla. Nasıl yer alacak bilmiyorum. Gazeteye geldim. Yazım çıkmış. Çok mutlu bir şekilde gazeteyi açtım. İlk yazı sonuçta. Sonra telefon çaldı. Devlet Bakanlığı, özel kalemden arıyoruz dediler. O zaman Gümrük ve Tekel Bakanı Nafiz Kurt, "Bakan Bey görüşecek sizinle" deyince, daha birinci yazı çıktı. Bakan aradı. Yazıyla ilgili kendince böyle bağırdı çağırdı biraz. Nasıl böyle yazarsınız işte, ki ilk yazı benim tütünde kota uygulaması ile ilgiliydi. O zamanlar tütünde kotayı getirdik diye bir reform diye sunulmuştu. Sonra kota kaldırıldı. Tekrar bir sevinç, bir şeyle bunu anlatmışlardı. Yani ya getirirken yanlış yapıldı ya kaldırılırken yanlış yapıldı diye öyle bir yazı yazmıştım. Tabii bayağı bakanı kızdırmışım. O gün Nezih Bey'i de aramış. Ben tabii biraz çekindim açıkçası. Daha birinci yazıda bakan arayınca bizim yazılar bitecek mi acaba diye. Nezih Bey telefon açtı. İşte bakan, dediğim gibi, onu da aramış. Dedi ki bakan aradığına göre biz işimizi doğru yapıyoruz. Aynen devam edelim dedi. Nezih Bey tabii muhabirlikten gelen bir gazeteci. Bana olan desteği çok büyüktü. Hani birçok gazete patronu ya da bakanla aramı bozmayayım diye nasıl böyle yazarsın, ne yapıyorsun falan diyebilirdi. Tam tersine her zaman destek ve güç verdi. Mesela tarım desteklerini ben 9 yıl Tarım Bakanlığı'ndan önce açıkladım. Daha bakan destekleri açıklamadan ben açıklıyordum. Hatta bakanlıktan bazı bürokratlar bile "Ali Bey, tarım desteklerini ne zaman açıklayacaksınız?" diye bana söylüyorlardı. Bunlar çok keyifli örnekler. Bir de Türkiye'nin çok tartıştığı bir havza modeli, tarımsal destekleme ve havza modelini Tarım Bakanlığı 3 yıl hazırladı. Cumhurbaşkanı tarafından, o zaman başbakandı, Sayın Erdoğan tarafından açıklanacaktı. Ben bu çalışmayı bir hafta önceden ele geçirip yayınlamaya başladım. Tabii Mehdi Bey, o zaman Mehdi Eker Bakan'dı, inanılmaz tepki gösterdi. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Davetiyeleri bile basılmıştı. Ben yazdıktan sonra Başbakan o zaman şeyi iptal etti. Oraya katılmadı. Çünkü ben zaten yayınladım 5 gün boyunca. Gazetede tam sayfa ve her gün manşet olarak, sadece Dünya Gazetesi'nde değil, birçok gazetede böyle bir şey olamaz. Yani 5 gün üst üste aynı konu hem manşet olacak hem tam sayfa yayınlanacak. İlk kez o zamanlar televizyonlara falan da çok çıkarak, hatta ODTÜ'den, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Erol Çakmak hocamız şunu demişti: herhalde dünyada ilk kez bir tarım politikası atlatma haberi oluyor. Normalde bu politikalar sektörle birlikte hazırlanması gerekiyor diye. NTV'de, televizyonda Murat Birsel'in hazırladığı bir programda Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker'e biz soru soracaktık, Vahap Munyar ve ben. Fakat bakan ben programa katılıyorum diye programa katılmadı. Bu bayağı büyük bir olay oldu. Tarım konusunda tanınmamı çok iyi sağladı. Bakan gelmeyince bütün medyada bakanı korkutan gazeteci işte diye haberler çıkınca beni tanımayanlar da tanımış oldu. Hani bakan farkında olmadan bana ciddi bir destek atmış oldu öyle söyleyeyim. Bir Semerat Holding diye Bekir Pakdemirli döneminde Türkiye'deki bütün tarımsal yapıyı bir holdinge bağlayan bir sunum, bir çalışma yine yapılmıştı. Bunu da yine Cumhurbaşkanı'na sunup açıklanacaktı kamuoyuna. Ben öncesinde yayınladığım için bu da iptal oldu ki Türk tarımı için yapabileceğim en iyi şeyi yapmış oldum o haberle. Çünkü Türk tarımını kökten bir holdinge bağlayıp hani tarım teşkilatını ortadan kaldıracak bir uygulamaydı. Ne yaptıysam bu, ben tarım hikayemde hep çiftçiye, üreticiye, ülkeye, ülkenin ihracatçısına, sanayicisine katkı sunmuşsa tabii ki bundan büyük mutluluk duyarım. TRT'de yayın yapan bu Toprağın Sesi programı vardı. Gerçekten çok iyi bir programdı. Çiftçinin normal hayatında çiftçilik yaparken, üretim yaparken kullandığı teknik bilgileri veren bir programdı. Sonra dediler ki ya üreticiye biz de gitmek istiyoruz diye. Biraz da ben onlara şeyi önermiştim. Ya mesela fındıkla ilgili ya gidip bölgeden yayın yapın. Niye buradan Ankara'dan sürekli konuk bulmak bile çok zor. Her seferinde bakanlıktan bir teknik kişi bulacaksınız. O size anlatacak. Olur mu dediler. Olur, niye olmasın diye. O dönemde hatta Fisko Birlik'le görüşmüştüm ben ve ilk kez Giresun'dan çok böyle 3 gün galiba yayın yapıldı. Ondan sonra bu giderek yaygınlaştı. Benim de böyle önce gönüllü gibi sonra daha bir danışmanlık şeklinde bu Toprağın Sesi, zaten çok iyi bir ekip vardı orada. Oradaki arkadaşlarla birlikte hani biraz daha televizyonun tabii çok büyük bir etkisi var. Özellikle de TRT'nin o zamanlar danışman gibi. Yani danışmanlık dediğimde bir sözleşmemiz yok. Ama onlar hani bu hafta ne işleyelim, işte bir konu olduğunda ne sorabiliriz gelen konuğa diye. Bu düzeyde bir de salı günleri ben bir 10 dakika telefonla bağlanıp haftanın tarım özeti gibi oraya bir özet yapıyorduk. Ondan önce de Ananı Dal Git RT'nin Öfkesi diye bir kitabım var. O ilk kitaptır. Orada daha çok hani Mersin'de bir çiftçinin başbakanla yaşadığı bir diyalog vardı. Onu hani hem dönemsel olarak medyanın o olaydaki yaklaşımını hem de hani bu topraklarda işte köylü milletin efendisidir diyen Atatürk'ten bugüne nasıl gelindiğini bir belge olarak bırakmak istedim. O hatta bu döneme ilişkin yazılan ilk kitaptır. Kitap yazma konusunda biraz tembel olduğumu söyleyebilirim. Aslında çok daha önce bu kitaplar çıkmalıydı. Yazılarımdan bir kitap yapmak istemedim. Üzerinde çalışmam gerekiyordu. O yüzden de önce Üretme Tüket kitabı ki ithalat, siyaset, rant kıskacında tarım. Tabii artık belli bir birikim dediğiniz gibi oluşmuştu. İkincisi de yazıları yazıyorsunuz. Gazete sayfalarında kalıyor. İşte televizyonda, yayınlarda konuşuyorsunuz. O yayın bittikten sonra adeta kaybolup gidiyor. Kitap tarihe bırakacağınız bir eser gibi. O yüzden de kitap olmasını istedim. Üretme Tüket adını biraz da çiftçilerden gelen yorumlar, söyledikleriyle isim de oradan çıktı. Hep bunlar bizim üretmemizi istemiyorlar, bizi tüketici duruma getirdiler falan. Oradan Üretme Tüket adını öyle koymuştum. Tabii birinci kitap çıkınca bu sefer ikinci çok zorladılar yine. Yani ikincisi ne zaman çıkıyor, yazıyor musunuz falan. 2020'nin başında çıktı Üretme Tüket. Kitap bitince bir ikinci kitaba başlamıştım zaten kendi kafamda. Ve o süreçte koronavirüs belası çıktı. Yani ben birinci kitabı yazdım, koronavirüs çıktı. Kitaba etkisi olumlu da oldu, olumsuz da oldu. Çünkü kapanma dönemi, İşte insanlar gidip kitap almakta zorlandılar. İmza günü bile doğru dürüst yapamadık. Bir İzmir'de yaptık. İkinci kitabı da onun devamı gibi düşünmüştüm. Çünkü Üretme Tüket'in son cümlesi zengin toprakların fakir insanları olmayı hak etmiyoruz diye bitirmiştim ben kitabı. Bu sözün içini doldurmam gerekiyordu. Yani gerçekten Türkiye'nin tarımsal potansiyeli bu kadar yüksek mi? Türkiye tarımdan zenginlik üretebilir mi diye hep onun üzerinden düşünerek kitaba başladım, ikinci kitabı. Fakat koronavirüs, işte araya bu kapanmalar, kısıtlamalar girince dünyada yeni bir tarım düzeninin kurulduğunu, Türkiye'de de böyle bir yapıda yer alacağını düşünerek ikinci kitabın adını da Yeni Tarım Düzeni koymaya ihtiyacı duydum. Orada da pandemi, iklim krizi ve gıda güvenliği, çünkü bu alt başlıklar en çok gündemde olan konulardı. O da çok yakın zamanda çıktı zaten. İşte şu an 3. baskıya ulaştık ki ilk baskısı bir tarım kitabında çok görülen bir şey değil. 10.000 adet basıldı. Hep şunu söylediler, yani nasıl bir tarım kitabı bu kadar çok satabilir diye. Buradaki temel şey benim işte 1996'dan bu yana aslında tarımda yaptığım çalışmalar, biriktirdiğim bilgi, biriktirdiğim insanlar, dostluklar, bütün bunlar insanlar. Hani ben ne kadar tarıma sahip çıktıysam İnsanlar da benim kitaplarıma o kadar sahip çıktılar. O yüzden de ben açıkçası memnunum ve tarım kitaplarının bu kadar satılması umarım ki bundan sonraki dönemde daha fazla olur. Daha çok kişi yazar, daha çok tarım kitabı olur. Çünkü çok ciddi bir boşluk var orada. Türkiye'nin tarımdan zenginlik üreteceği çok büyük bir potansiyeli var. Bunu değerlendiremediğimiz için hani kitaplardan bahsettik, yazıyoruz, sürekli anlatıyoruz. İşte 10 yıl önce yazdıklarımızı, yaptığımız uyarıları bugün yaşıyoruz. Keşke bunlar böyle olmasaydı. Türkiye bugün dünyanın en önemli tarım ürünleri üreticisi ve ihracatçısı olurdu ki yeni tarım düzeninde artık petrol üreten ülkeler değil, gıda ve tarım üreten ülkeler deyimi hep kullanılacak. Türkiye'de burada ilk sıralarda yer alacak ülkelerden birisi. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 2000'li yıllarda daha çok Türkiye çok sayıda tarımla ilgili kanun çıkardı. Bir tarım kanunu, işte toprak yasası, toprak koruma ve arazi kullanım yasası, tohumculuk yasası gibi yani Türkiye mevzuatını Avrupa Birliği'ne de uyumlu hale getirmek için mevzuat yönünde çok önemli çalışmalar yaptı. Türkiye bugün tarımda çok daha iyi bir yerde olabilirdi. Ha, geldiğimiz nokta çok mu kötü? Birçok alanda sıkıntı var, ciddi sıkıntılar var. Ama biz çok iyi bir yerde olabilirdik yani hem üretim olarak hem ihracat olarak. Ama biz hep özellikle 2000'den sonra ithalata dayalı bir politikayla ithalat yapmayı daha çok tercih eden, üretimi çok da önemsemeyen, bunun sonucunda da giderek kırsalın boşaldığını, artık kırsalda daha yaşlı bir nüfusun olduğunu ve köylerde işte manav geliyor, pazar kuruluyor, işte marketlerin olduğu, yani giderek üreten toplumdan tüketen topluma doğru bir gidişat oldu. Burada da tarımda Türkiye'nin dediğim gibi dünyada söz sahibi olduğu çok önemli ürünler var. Buradaki üstünlüklerini miktar olarak kaybetmedi. Yine o ürünler üretiliyor ama fiyat belirleme, piyasayı belirleme, o üründeki etkinlik, elde edilen gelir bunlarda hep reel olarak ciddi kayıplar oldu. Yani bugün Türkiye fındıktan işte 2 milyar dolar ihracat geliri elde ediyorum diye buna seviniyor. Yani Türkiye 25 milyar dolar elde etmeliydi. Öyle bir potansiyel var. Bunun gibi birçok örnek sayabiliriz. Ama en çok sıkıntı da hayvancılıkta oldu tabii. Özellikle 2010'dan sonraki o ithalat furyasıyla işte geldiğimiz noktada yine et fiyatları çok yüksek diye şikayet ediyoruz. Hayvan varlığımız yeterli değil diye, tekrar ithalat yapılsın diye. Yani hep bir ithalat sarmalına girdi. Bundan bir türlü kurtulamadı. Bu yönüyle de Türkiye ne yazık ki birçok şeyi değerlendiremedi. Şimdi Ukrayna-Rusya Savaşı var. Ukrayna'da üretim olmayacak belli alanlarda, ürünlerde. Bu Türkiye için büyük bir fırsat ama hala bunu görmüş değil. Yani çünkü üretim çok fazla yok akıllarda. Daha çok ya bir ürünün fiyatı artarsa biz bunu ithal ederiz yaklaşımı var. Türkiye gibi bir ülkenin gıda enflasyonu, her ay fiyatlar enflasyonu açıklandığında gıda fiyatlarını konuşması bile bana göre çok üzücü, çok sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla bu karamsar tabloyu çizerken ben hiçbir zaman umutsuz değilim. Türkiye'nin tarımsal potansiyeli yerinde duruyor. Bunu değerlendirebilecek politikalar olduğunda Türkiye gerçekten tarımdan zenginlik üretecek ve bugünkü yaşadığı ekonomik krizden de tarımla bu krizi aşabileceğini düşünenlerden biriyim ben de. İlk gazeteciliğe başladığımda o zaman internet bile yoktu. Zor bir dönemdi ama daha sonra birçok okura mail üzerinden yazıları göndermeye başladım. Daha doğrusu şöyle oldu. Tokat'ta valilik yapan Ayhan Nasuh Beyoğlu. Benim de en sevdiğim valilerden birisi. Çünkü gittiği her ilde mutlaka valiliğin konutunun olduğu bahçede tarım yapan, tarımı çok seven bir valiydi. Sonra Hakkari'ye gitmişti. Hakkari'ye gittiğinde hocam sizin gazete buraya gelmiyor, okuyamıyoruz, yazıları bize gönderebilir misiniz demişti. Ben bir mail grubu oluşturdum. O gruptaki insanlara yazılarımı gönderiyordum. Bu öyle bir noktaya geldi ki bir ara 2000 kişiyi falan buldu. Ben 2007'de tarımdünyası.net diye bir kendi adıma bir blog oluşturdum. Yazdığım yazıları, Dünya Gazetesi'ne yazdığım yazıları bir gün sonra da oraya koyuyordum. Orada yayınlanıyordu. Ve 2007'den itibaren benim bütün yazılarım Tarımdünyası.net'te var şu anda. Hem de ürün bazında, hani fındıkla ilgilenen biri fındığı tıkladığında 2007'den bu yana bütün yazıları görebiliyor. Sosyal medyayı iyi kullandığımı düşünüyorum tarımla ilgili. Beni takip eden okur kitlesi çok farklı. Çiftçiler genelde Facebook kullanıyor. O yüzden Facebook'u benim çok iyi kullanmam lazım. Şehirde bir kesim var. Bunun çok bilinçli, tarım konusunda, gıda konusunda. Onlar daha çok Twitter kullanıyor. Twitter'ı da çok iyi kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla onu da ekledim. Ev hanımları, kadınlar Instagram'ı çok iyi takip ediyorlar. Bu sefer onlar için de Instagram'da paylaşmam gerekiyordu. Hatta ilk paylaşımları yaptığımda eşim biraz da şey yaptı, Gamze. Dedi ki ya herkes kendi fotoğrafını paylaşıyor. Sen buraya işte buğday koyuyorsun, inek koyuyorsun. Ya bu olmaz yani, böyle şey olur diye. Ama oranın da çok iyi bir takipçisi oldu. Son olarak da LinkedIn'i ekledim. Orada da şirketlerin üst düzey yöneticileri, daha seviyeli bir tartışmanın da olduğu bir yer. Böylece sosyal medyanın tabii ki çok büyük bir etkisi oldu. Son dönemde, son yıllarda şeyin ortaya çıkması, yani tarımın daha çok gündeme gelmesiyle, gıda fiyatları falan, televizyonlar da çok ilgilenmeye başladı. Özellikle Fox TV'deki yayınlarla birlikte insanlar tanımaya başladılar. Artık fuara, bir yere gittiğim zaman hani gelip fotoğraf çektirmek isteyenler bana çok garip geliyor ama yani böyle bir pop yıldızı gibi ya da şey gibi, hani tarım yazan birini niye fotoğraf çektirsin, ama hani o da bir şey, çektiriyorum. Benim için bir kayıp, bir şey söz konusu değil. Tarımı daha geniş bir kitleye yaymak, onlara anlatmak açısından çok önemsiyorum. Artık sadece yurt içinden değil, yurt dışından da televizyonlar, işte radyo ya da yayın yapanlar ilgi göstermeye başladı. Özellikle bu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra, yani Amerika'daki Amerika'nın Sesi, işte Almanya'da VDR radyosu, Rusya'dan NTV gibi, böyle artık yurt dışından da yani bir bu konuyu yorumlayacak bir tarım uzmanına ihtiyaç var diye bu tür alanlarda da yine elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Bu alanın ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha gösteriyor. Ben hani önümüzdeki dönemde bunun daha da ön plana çıkacağını, yani zaten işte Dünya Gazetesi de sadece artık kağıt olarak değil, dijital ortamda daha etkin olarak yer alıyor. Ve yazdığımız her şey artık kısa sürede, bir bakıyorsunuz bütün mecralarda yer aldığı için hani etkisini çok daha fazla gösteriyor. Hani en başta anlattığım, hani gazetede haber çıksın onu göndereyim falan, çok meşakkatli, zor bir şeyden, çok kısa yoldan okura, ilgili kesimlere ulaşmak büyük bir avantaj. Bir de beni en çok mutlu eden, şöyle yorumlar alıyorum. Hocam sosyal medyada herhalde küfür edilmeyen ender yazarlardan birisiniz diye. Bu da aslında hani yaptığım işin, tarım yazarlığının gerçekten sadece bilgiye dayalı, siyasi hiçbir şey olmadan, yani bilgi verdiğiniz zaman, insanlara doğru bilgi verdiğiniz zaman o mutlaka karşılığını buluyor.